Yalçın'ın Karatepe bir gün gazetesi. Aç kalın ki enflasyon düşsün. Göreve geldiğinden beri kameralar önüne hemen hiç çıkmayan Merkez Bankası'nın yeni başkanı Gaye Erkan'ın dün yaptığı enflasyon raporu sunumu merakla bekleniyordu. Sunum sonrası sosyal medyada yazılanlara bakınca yeni başkanın genellikle olumlu bir izlenim bıraktığı anlaşılıyor. Ama güzellemeleri bir kenara bırakınca ortaya çıkan resmin geniş halk kesimleri açısından pek de iyi olmadığını söyleyebiliriz. Ülkenin en büyük sorunu olan ve hepimizi derin yoksulluğa sürükleyen enflasyona ilişkin değerlendirmelerini paylaşan başkan, mealen yüksek enflasyonla uzun bir süre daha yaşamaya alışın anlamına gelecek tahminlerini paylaştı. Bir önceki raporda 2023 sonu için öngörülen %22.3'lük enflasyonu bu sonunda %58'e çıkardıklarını gördük. Bu güncellemeye gerekçe olarak da tahmin yaklaşımını değiştirdiklerini söylüyorlar. Daha önce ara hedef dikkate alınarak yapılan tahmin artık teknik olarak yapılıyormuş. Bir önceki enflasyon raporu 4 Mayıs'ta yani seçimlerden hemen önce açıklanmıştı acaba ara hedef rapor yayınlandıktan 10 gün sonra yapılan seçimler mi diye insan merak ediyor. Mevcut göstergelere göre hala iyimser olan bu teknik tahmin bir öncekine göre daha makul sayılabilir. Fakat orada kalmasını beklemeyin. Merkez Bankası 2024'ün ilk iki çeyreğinde %71 civarında seyreden verilerle karşılaşacağımızı da söylüyor. Diğer bir ifadeyle bizim tahmin ettiğimizi Merkez Bankası da kabullenmiş gibi görünüyor ya da şöyle söyleyebiliriz. Enflasyon bir yere gidiyorsa gittiği yer bugün olduğundan çok daha yukarıda. Başka yazılarda Merkez Bankası'nın hangi aracı nasıl kullanacağı ve benzeri konularda değerlendirmeler okursunuz. Ben size mevcut uygulamaların kurgusunun sizi yoksullaştırmaya devam etmek olduğunu anlatayım. Biliyorsunuz emekli aylıklarına çok sınırlı bir artış yapılmıştı. En düşük aylık olarak ifade edilen kök aylıkları düşük olduğu için bir artış alamamıştı. Yaklaşık 9 milyon emekli bu grupta yer alıyor. Diğerlerine ise en fazla %25'e varan bir artış yapılmıştı. Yılın ilk 6 ayında ortaya çıkan resmi veriye göre birikimli enflasyon oranı %19.77 idi. Demek ki emekliler enflasyonun üzerinde 5 puanlık bir artış aldılar. Temmuz ayı enflasyonunun %13-15 bandında çıkacağını düşünürsek, zaten alınan artıştan daha fazla bir satın alma kaybı Temmuz ayında yaşanmış olacak. Merkez Bankası yıl sonu tahmininden hareketle yılın ikinci 6 aylık döneminde birikimle enflasyonun %32 olacağını hesaplayabiliriz bu ne demektir? Yapılan ücret artışlarından çok daha hızlı bir satın alma gücü kaybına maruz kalacak ve elinize geçen aylıklarınızın hiçbir şeye yetmediğini göreceksiniz. Diğer bir ifadeyle hızla yoksullaşacaksınız. Zaten şimdiye kadar yaptıkları uygulamalardan anladığımız enflasyonla mücadele programının özünü sizin yoksullaşmanız oluşturuyor. Çünkü sunumda ve raporda vurgulanan iç talep koşullarıyla kastettikleri şey bu. Eğer insanların talebini kısarlarsa enflasyon da zaman içerisinde kademeli olarak düşermiş dedikleri şu. Sizin alacak paranız olmazsa fiyatlar da artmaz. Peki sizin talebinizi kısmak için ne yapıyorlar? Önce ücretlerinizin reel olarak düşmesini sağlıyorlar. Sonra olur da boşlanarak ihtiyaçlarınızı karşılamaya çalışırsınız diye bu yolu da tıkamak için kredi kartından nakit çekme ve kredili mevduat hesaplarının faizlerini artırdılar. Bu kredi türlerinin faiz oranı vergiler ve fonlar dahil aylık %3.76'ya yükseldi. Bunun yıllık bileşik faize çevirirsek %55.72'ye denk gelir. O da şimdilik. Önümüzdeki aylarda kademeli olarak yapacakları faiz artışlarını da dikkate alırsak, ne kadar büyük bir faiz maliyetinin omuzlarınıza yükleneceğini tahmin edebilirsiniz. Elbette vergi artışlarını unutmadım. İğneden ipliğe KDV'nin %20'ye çıkarıldığı, Ek vergileri geldiğini de biliyorum. Yaptıkları bize gösteriyor ki siz aç kalırsanız enflasyonda sorun olmaktan çıkarmış. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.